Merhabalar, ben Çetin Çetintaş. Evde Yoga serisinin bacak esnetmeleri dersine hoş geldin. Bu derste Samakonasana ağırlıkta çalışacağız. Yani bacaklarımızı öne doğru değil, yana doğru açış çalışacağız. Dersten önce 6 tur Surya Namaskar yap, seviyene uygun. Ardından gel matın önüne başlayalım. Kertenkele ile başlayacağız. Sol adımı öne atalım. Yavaşça dirseklerini yere doğru indir. Sağ dizini yere koy. Dirsekler mümkünse sol topuğunla aynı çizgide olsun. Arkadaki ayak parmak ucunu matta tutabilirsin veya ayağının üzerine yere koyabilirsin. Hangisi rahat geliyorsa. Dirseklerini yere koyamayan elleriyle mata tutunup göğsünü yavaş yavaş yere indirmeye çalışabilir. Sırtını uzun tut, kamburlaştırma. Göğsü uzatabildiğin kadar ileriye doğru uzat ve önce tek dirseğini mutlaka yere koymaya çalış. Rahatsan ardından diğer dirseğini de koyabilirsin. Burada 3 nefes kalalım önce. Derin nefes al. Karnını içeride tut. Kalçanı yere doğru bastır. Rahat nefes ver burnundan. Sol dizini omuzuna yakın tut. Dizin dışarıya doğru açılmasın. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Kalçayı yere doğru it. Arkadaki bacak geriye doğru uzamaya devam etsin sen kalçayı bastırdıkça. Sağ tarafa çökme. Merkezde kal. Yani kalçan sağa doğru, yana doğru inmesin. Son bir nefes. Derin nefes al. Rahatça ver. Ve yavaşça ellerden destek al. Sol adımı geriye götür. Sağ adımla öne gel. Kertenkele için. Yine sol ayak parmak uçların ister matta kalsın, ister ayağın üzerine yere koy. Kalçanı bastır yere doğru, karnı içeride tut. Sağ dizini sağ omuzuna yakın tut. Yine hedefim dirseklerimi koymak. Dirseklerin altına bir yastık da koyabilirsin. Eğer ihtiyacın varsa sırtını uzun tut. 3 nefes buradayım. Kalçanı yere bastır. Mümkün olduğunca sola devrilme, merkezde kalmaya çalış, derin nefes al. Dirsekler sağ topukla aynı hizada. Son nefes. Ve yavaşça şimdi. İki bacak yaklaşık 1 metre genişlikte açık. Padottanasana gidiyorum açık bacak öne bükülmeye. Ayaklarım yeri sağlam bir şekilde itiyor. Dizlerim gergin. Ve başım yere değmeyecek kadar öne büküldüm. Başım yere değiyorsa bacakları biraz kapattım. Başım yerden çok uzaksa da bacaklarımı biraz açtım. Tam değmek üzere başım yere ama arada birkaç santim mesafe var ki yere doğru uzayabileyim. Ayak baş parmaklarını yakala ellerle. Dirsekler bükülü. Kalça havada. Kalçadan öne doğru mümkün olduğunca uzayarak başın tepesini yere değdirmeye çalış. Değdiği noktada bir tık ayakları kapat ve yeniden yere uzayarak başı değdirmeye çalış. Burada belinin uzadığını hissedeceksin. İç bacaklarının esnediğini hissedeceksin. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Derin nefes al. Rahat nefes ver. İç bacakların uzadığını hisset. Ayak tabanların yere itsin. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Ve hiç doğrulmadan. Şimdi sol bacağa doğru esnemeye başla. Sol bacağı sarıl iki elinle de zorlanıyorsan bir elinle yerden destek alabilirsin. Rahat olanlar sağ eliyle sol ayak bileğini yakalayıp sağ dirseğini yere indirsin ve başını sol dizine değdirmeye çalış. Sol hamstringinin yani arka bacağının daha çok esnediğini hisset burada. Göğüs kafesin mümkün olduğunca sol bacağına değmeye çalışsın. Karnın sol bacağına değmeye çalışsın. 2 nefes daha. Mutlaka bacaklarınızın arkasındaki o uzamayı hissedin. Belki şu an belinizde, sırtınızda daha çok da hissediyor olabilirsiniz. Derin nefes al. O da normal. Rahatça ver. Ve yavaşça merkeze gel ve sağ tarafa git. Şimdi sol elinle tutabilen sağ ayak bileğini tuttu. Koyabilen dirseğini yere koydu. Koyamayan elinden destek aldı. Başımı sağ dizime değdirmeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca yine karnım değmeye çalışıyor, göğsüm değmeye çalışıyor. Bütün vücudumla sağ bacağa katlandım ve dizlerim gergin. 2 nefes daha derin nefes al. Rahatça ver. Derin nefes al. Rahatça ver. Ve yavaşça dön sağ bacağı tekrar. Sol dizini yere koy. Şimdi sol topuğa doğru oturarak. Burada canınız yanıyorsa sol topuğa oturduğunuzda kalçanız biraz havada kalabilir. Yanmıyorsa sol topuğa oturarak sağ bacağı katlan. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Sağ bacağımın arkasını esnediğini hissediyorum. Sağ dizim mümkün olduğunca gergin. Dirseklerimi yere indirmeye çalışıyorum. Zorlananlar dirsekleri gergin bir şekilde dik de durabilirler. Yeter ki sağ bacağınızın arkasının uzadığını hissedin. Bir nefes daha. Ve şimdi aldığın nefeste kertenkeleye git. Sağ dizi yana doğru aç. Bu sefer sağ dizini omuzundan uzaklaştırarak yana doğru yatırmaya çalış. Sağ ayağının kenarındasın. Sağ ayağımın bileğini bükmüyorum. Sağ ayağımın kenarındayım. Bileğimde sanki bir alçı var ve bacağım upuzun. Sağ dizi mümkün olduğunca yana yatırmaya çalışıyorum. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Kalçamın içinde esnemeyi hissetmem lazım. Kalçayı bastır yere biraz daha. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Bir kez daha dön sol topuğa otur yavaşça. Ve katlan öne doğru. Karnını, göğsünü sağ bacağa doğru indir. Sağ bacağın arkasını uzun tut. Derin nefes al burada yine. Rahatça ver. Bir nefes daha derin nefes al. Rahatça ver. Ve bir kez daha git kertenkeleye. Dirseklerini yere koymaya çalış yine rahatsan. Zorlanıyorsan ellerinin üzerindesin. Sağ dizini yana doğru yatırmaya çalışıyorsun yine. Ayağın olabildiğince kenarına doğru yükseldim. Yani içi yere basmıyor ayağımın. Ama sağ ayak bileğimi de bükmüyorum ki ayak bileğim zorlanmasın ve kalçada esneme bulabileyim. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Bir nefes daha. Biraz daha şöyle çapraz durayım. Belki pozu iyi göremiyor olabilirsiniz oradan. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Ve yavaşça. Sağ bacakla döndüm geriye. Sol bacakla geldim öne. Sol dizi gerdirdim. Önce sağ topuğa oturdum. Sol bacağım mümkün olduğunca uzun. Katlandım öne. Karnım, göğsüm, sol bacağa değmeye çalışıyor. Rahat olanlar dirsekleri indirdik. Zorlananlar ellerin üzerinde. Derin nefes al. Uza öne doğru. Mümkün olduğunca kaburgalar ileriye doğru gitsin. Sırtım upuzun. Bir nefes daha. Derin nefes al. Yavaşça, rahatça ver. Ve şimdi kertenkeleye yine sol ayağı yere bastım. Dirsekleri yere indirmeye çalışıyorum. Sol dizimi sol omuzumdan uzaklaştırdım. Sol ayağımın kenarındayım. Ayak bileğimi bükmüyorum ki kalçamın içinde esnemeyi bulabileyim. Kalçayı yere doğru it. Al nefesini. Rahatça ver. Al nefes. Rahatça ver. Tekrar. Dön sağ topuğa otur. Sol dizi gerdir. Katlan öne. Yine zorlananlar ellerin üzerinde, rahat olanlar dirseklerini yere indirmeye çalıştı. Mümkün olduğunca öne uzayarak gidiyorum. Karnımı öne doğru uzatarak bacağıma değdirdim. Göğsü öne doğru uzatarak bacağıma doğru indiriyorum. Derin nefes al burada. Rahatça ver. Bir nefes daha. Yavaş yavaş boşalt. Hiç acele etme. Ve tekrar kertenkeleye son kez. Dizi yana doğru yatır. Yine omuzdan uzaklaştır. Kalçayı yere doğru bastır. Olabildiğince kalçanın esnediğini hisset. Arkadaki Bacak mümkün olduğunca geriye doğru uzuyor. Yine ayağın üzerine istersen bırak, istersen mata tak. Ve kalçanı yine sağa yatırma. Sol diz zaten sola doğru yattıkça kalçan merkezde kalacak. İki nefes al. Bir nefes daha. Süper. Ve yavaşça toplan. Mandukasana'ya gideceğiz. Kurbağa duruşuna. Bu pozu yaparken bir battaniye kullanabilirsiniz dizlerinizin kayması için. Eğer dizleriniz çok kaymıyorsa. Dizleri iki yana doğru açtım. Dizler bir çizgi üzerinde. Ve kalçam da dizlerimle aynı çizginin üzerinde. Topuklar da dizlerimle bir çizgi üzerinde. Yani topukla dizi hizaladım. İki dizle kalçayı hizaladım. Kalçam ne çok öne geliyor ne çok arkaya gidiyor. Kalçayla dizleri aynı hizada tutmaya çalışıyorum. Dizleri mümkün olduğunca yana doğru kaydırıyorum ki kalçayı yere yaklaştırabileyim. Dizler bu pozda kaymıyorsa eğer esneyemezsiniz. Pozda bekledikçe dizlerin yana açılması lazım. Mutlaka bir dizinizin altına battaniye koyun matınız eğer kaydırmıyorsa dizlerinizi. Böylelikle pozda bekledikçe yana doğru kayacaksınız ve kalça daha çok açılacak. Dirseklerim omuzlarımın tam hizasında. Kendinizi tamamen yere bırakmayın eğer iç bacaklarınız yere değmiyorsa, yoksa esnemeniz azalır. Kalçamı yere doğru itiyorum burada. Kuyruk sokumumu içeriye itiyorum. Mümkün olduğunca iç bacaklarımı yere değdirmeye çalışıyorum. Derin nefes al. İç bacaklarına ver dikkatini. Kalçanı yere doğru it ki iç bacaklar esnesin. Rahat nefes ver. Kendini kasma. Canın yanıyor olabilir. Nefesine odaklan ki canının acısı azalsın. Dikkatini nefesinde tut ve kalçanı yere doğru hafif hafif itmeye devam et. Biraz burada kalacağız. İç bacaklarımızın burada mümkün olduğunca açılması önemli. Samakonasana için, yana doğru açılması için. Aynı zamanda kalça eklemimizin dayanıklılığı, esnekliği için bu poz çok önemli bir poz. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Birikmiş anıların, birikmiş deneyimlerin, içinde sıkıştığımız olayların çözülmesi için de yine Mandukasana, kurbağa pozu çok etkili bir poz. Deneyimlerimiz kalçada sıkışıyor ve bu pozla görünür, kabul edilir, anlaşılabilir hale geliyor. Yani aslında içimize attığımız şeylerin çoğunu kalçamıza atıyoruz. Bu pozda şu an canınız yanıyorsa bunun en büyük sebebi biriktirdiğiniz şeyler. Nefesinle birlikte biraz daha ağırlığını kalçana ver ve bırak. Orada sıkışan her şey görünür hale gelsin, fark edilebilir hale gelsin. Kalçayı biraz daha yavaş yavaş yere yaklaştırmaya çalış. Rahat olanlar burada, yani iyice yere yaklaşmış olanlar karnını yere bırakabilirler. Karnınız yere değmiyorsa göğsünüzü yere koymayın. İlk karnınızın yere değmesi lazım. Öbür türlü esnemeyi azaltırsınız. Bir sakıncası olduğundan değil. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Son kez. Ve yavaş yavaş toplanmaya başlayacağız. Öne doğru kendini bırakarak da bacaklarını toplayabilirsin. Ellerinden destek alarak kendini geriye iterek de toplayabilirsin. Şöyle bir bacaklarını sallayıp rahatlatma ihtiyacın varsa salla, rahatlat. Upaviṣṭa Koṇāsana'ya geçmeden önce eğer iyisen yavaş yavaş poza yerleşmeye başlayabilirsin. Upaviṣṭa Koṇāsana'ya gideceğiz. Samakonasana'nın küçüğü. Bacaklarımı mat genişliğinde açmaya çalıştım. Ne kadar açabiliyorsanız. Dik oturamıyorsanız bir yastığın ucuna oturabilirsiniz veya matınızı katlayıp veya bir battaniyenin üzerine oturabilirsiniz. Böylelikle kalçanızın biraz havada olması sırtınızı dik hale getirecektir. Sırtınız dikse herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi bacaklar iki yana açıkken kalçadan öne doğru önce bir uzadım. Ardından yavaş yavaş elleri ileriye doğru yürüterek karnımı yere yaklaştırmaya çalışıyorum. Dirseklerimi yere koyuyorum. Dirsekleri yere koyamayan ellerin üzerinde kalabilir. Ama dirseklerinizi yavaş yavaş yere indirmeye çalışın. Bükerek dirseğini yere koymaya çalış. Koyabiliyorsan burada karnını yavaş yavaş yere yaklaştırmaya çalışacağız. Önce burada bir kal. Derin nefes alıp ver. İki bacağının da uzun olduğundan, dizlerin gergin olduğundan emin ol ve ayak parmaklarının tavana bakıyor olduğundan emin ol. Ayaklar öne düşmesin. Ayak parmaklarım tavana bakıyor. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Şimdi biraz daha öne doğru katlanmayı artırmaya çalış. Ellerine kendini biraz daha öne doğru çek. Karnını yere indirmeyi dene. Önce yine karnımı değdirmeye çalışıyorum yere. Ardından göğsümü ve ardından başımı yere koymaya çalışıyorum. Sırtı mümkün olduğunca uzun tut. Sırtım ne kadar uzun olursa bu pozda esneme o kadar etkili olur. Sırtınızı kamburlaştırıp burada kalırsanız kalçadan geriye doğru gitmeye başlarsınız ve esnemeniz azalır. Sırtınızı mümkün olduğunca ileriye doğru uzatın ki kalça daha çok esnesin, iç bacaklar daha çok esnesin. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Her nefesinde ayak parmak uçlarım yukarı bakmaya devam ediyor. Dizlerim gergin. Dizleri bükmüyorum mümkün olduğunca. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Ve aldığın nefesle doğrul. Sol bacağı bir esneyelim. Karnı içeride tuttum. Sol bacağa doğru katlandım. Göğsümü sol bacağa doğru çevirdim ve başımı sol kaval kemiğime değdirmeye çalışıyorum. Rahat nefes aldım. Sağ kalçan yerden çok kalkmasın. Sağ kalçayı yerde tutmaya çalış. Uzay ileriye, rahat nefes ver. 2 nefes daha. Son nefes. Ve yavaşça merkeze gel. Sağ bacağa gidelim. Sonra biraz aktif esneme yapacağız. Dirsekleri yine koymaya çalıştı. Orananlar elleriyle yeri tuttu. Benim kadar esneyip esneyememeniz önemli değil. Yaptıkça bu kadar esneyeceksiniz. Vücudunuz ne kadarına el veriyorsa şu an o kadarını gerçekleştirin. Derin nefes al. Katlan öne doğru mümkün olduğunca. Rahat nefes ver. Son kez. Dön merkeze şimdi. Aktif esneme yapacağız. Ellerle yeri tuttum. Nefesim verirken başımı yere değdirmeye çalışacağım. Nefesimi alırken geri kalkacağım. Ver nefesi baş yere. Al nefesi kalk. Şınav çekiyormuş gibi. Ver nefesini baş yere. Al nefes kalk. Ver nefesini baş yere. Al nefesini kalk. İç bacaklarını hisset. Ver nefesini baş yere. Canın yanıyor olabilir. Al nefes kalk. Çok iyi gelecek bittiğinde. Ver nefesini baş yere. Al nefesini kalk. Ver nefesini baş yere. Al nefesini kalk. Her seferinde biraz daha gitmeye çalış ama bilinçli bir şekilde. Ver nefesini baş yere. Al nefesini kalk. Son 2. Ver nefesini baş yere. Al nefesini kalk. Son 1. Şimdi kalacağız orada. Ver nefesini baş yere. Şimdi kal burada. 3 nefes. Derin nefes al. Tutabilenler bacaklarını tutabilir. Karnı, göğsü, başı yere değenler. Değmeyenler ellerini yerde tutsun. Derin nefes al. Rahatça ver. Son nefes. Ve yavaşça toplan. Biliyorum uyuştu iç bacakların ama bırakma. Son bir şey yapacağız. Buralarını artık hissetmiyor olabilirsin. Son bir 2 tarafa da aktif esneme yapalım. Ondan sonra kapatıp şöyle bir soluklanacağız. Bacaklarımızı kapatıp yani videoyu değil. Derin bir nefes al. Ver nefesini katlan. Tıpkı ortada yaptığımız gibi. Al nefesini yüksel. Göğsüm mümkün olduğunca sol bacağımda. Ver nefesimi katlan. Al nefesi yüksel. Ver nefesi katlan. Al nefesi yüksel. Ver nefesi katlan. Son kez. Al nefesi yüksel. Ver nefesini, katlan. Ve sağ bacağa gidelim. Son taraf, dayan. Al nefesi, yüksel. Ver nefes, katlan. Al nefesini, yüksel. Ver nefesini, katlan. Al nefesini, yüksel. Ver nefesini, katlan. Göğsünü iyice sağa dönsün. Al nefesini, yüksel. Ver nefesini, katlan. Ve yavaşça al nefesini, yüksel. Bacaklarını yavaş yavaş topla. Ellerinden destek alabilirsin eğer çok uyuştuysa. Şu an çok hissetmiyor olabilirsin bacaklarını. Şöyle bir araya getir bacakları. Biraz rahatlat burada. Bir soluklan. İçlerine vurabilirsin biraz. Kendine gelmesi için bacağının iç bacaklarına küçük küçük vurabilirsin. Bu sırada da matımızı duvara dik hale getirelim. Bir duvar karşısına geç eğer duvar karşısında değilsen. Biraz duvarda çalışacağız. Matı duvar karşısına getirdim. Kalçamı tamamen duvara dayayacak şekilde uzandım. Ve bacakları iki yana doğru açtım. Burada biraz kalacağım. İç bacaklarımın uzaması için, kalça eklemimin açılması için Samakonasana'yı duvarda yapacağım önce. Samakonasana dediğimiz bacaklarımızın iki yana dümdüz açılma pozu. Oraya doğru gidiyoruz. Mümkün olduğunca burada ellerinle bacağına ağırlık yap. Bacaklar böylelikle yere doğru yaklaşmaya başlasın. Derin nefes al. Kalçanın esnediğini, iç bacakların esnediğini hisset. Rahat nefes ver. Mümkün olduğunca rahat hissettikçe bacakları aşağı doğru kaydırmaya çalış elinin yardımıyla. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Çok abartmadan ama burada gerginliği hisset iç bacaklarda. Kalçanın içinde. Yani vücudunun esniyor olduğunu hisset ama kopacakmış gibi hissetme. İnsan bazen biraz canı yandı mı sanki böyle kopacakmış gibi de geliyor bu pozlara alışık olmadığı için. Farkında olarak canının yandığı ama abartılı bir şekilde yanmadığı noktada kal. Yani bacaklarının uzadığını hissettiğin ve o uzamanın getirdiği acıyla kal. Derin nefes al. Üç nefes daha. Son nefes. Ve yavaş yavaş bacakları toplamaya başlayabilirsin. Yine çok zor toplanıyor olabilirler. Acele etme, ellerinden destek al. Bacakların yukarıya gitmek istemiyor olabilir şu anda. Dizlerini burada hafifçe bük. Şöyle bir rahatlat bacaklarını yine. İç bacaklarına biraz vurabilirsin yine rahatlaması için. Şimdi artık Samakonasana'ya dönmeye başlayacağız. Önce bir iç bacaklarına vurarak rahatla. Derin nefes al. Rahatça ver nefesi. Ve yavaşça bir tarafından dönerek iki tane battaniye, tişört ne varsa elinin altında alıp gel ve aktif bir şekilde bacakları yana esnetme çalışalım. Evet, ayağımın altına kayacak iki tane kumaş koydum sağa ve sola. Bu pozda biraz dikkatli çalışın. Canınızı abartı şekilde yakmamaya özen gösterin ama iç bacaklarınızın da esnediğinden emin olun. Ayaklarımın üzerine koydum. Ellerimle yerden destek alıyorum. Yavaşça bacakları kaydırdım yana ve topladım geriye. Bacakları kaydır iki yana, kalçayı yere doğru yaklaştır ve topla. Karnını da kullan, kollarınla da it kendini ve sırtını da kullan yükselirken. İyice yaklaş, yaklaş, yaklaş ve toplan. Ne kadar kayabiliyorsan. Kay iki yana doğru. Kay, 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 kay ve toplan. Son 4. Kay iki yana, dayan. Kolların da kuvvetleniyor burada. Kalçayı yere doğru yaklaştır. Toplan. Kaydır. Kalçayı yere doğru yaklaştır. 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 Toplan. Kaydır. Kalçayı yaklaştır iyice yere doğru. Bastır kalçanı. Toplan. Kaydır. Mümkün olduğunca kalçayı yaklaştırmaya devam et. Yaklaştır. Toplan. Son kez. Kaydır bacakları. Yaklaştır kalçayı. Yaklaştır. 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 Ve toplan. Şimdi bir rahatlat bacakları yine. İç bacakların özellikle hem geriye çektiğimiz için çok kasılmış olabilir. Hem de ilk defa belki bu kadar açıldığı için kasılmış olabilir. Şimdi kayacağım. Kaydıktan sonra dirseklerimi yere koyup orada biraz kalmaya çalışacağım. Yeniden ayaklarını yerleştir. Kumaşların üzerine. Kaydır iki yana doğru. İndir dirseklerini eğer rahatsan. Rahat değilsen ellerin üzerinde kal ve kalçanı yere bastırmaya devam et. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Mümkün olduğunca diz ekleminde acı olmasın. Kalçayı yere yaklaştırmaya çalış. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Son bir tane. Rahatça ver. Ve yavaşça topla dizleri. İç bacakların yine biraz rahatlasın. Hafifçe vurabilirsin bacakların iç kısmına doğru. Bu poza çok alışık değilseniz şu an iç bacaklarınız ve kalçanız çok yoruluyor olabilir. Son bir kez açacağız. Ondan sonra yine bir kurbağa varyasyonu yapıp tamamlayacağız. Dayan. Koy ayaklarını yeniden kumaşlara. Kaydır iki yana doğru. İndir dirseklerini yere. Topuklar mümkün olduğunca kaysın. Kalçayı yere doğru yaklaştır. Ve kal burada. Al nefesini. Rahatça ver. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Ve rahatsan otur yere. Rahat değilsen orada kalmaya devam et. Ve dirsekler yine yerde kalsın. Al nefes. Ver. Son bir tane. Derin nefes al. Ve verirken yavaşça doğrul. Yavaş yavaş bacaklarını kapat. Yine iç bacaklara biraz vuralım rahatlatmak için. Çok gerilmiş olabilirler. Diğerini de al. Elinin yardımıyla ona da vur. İç bacağını yine gevşet. Şimdi kurbağayı bir bacağımı uzatarak yapacağım. Bir bacak uzun, bir bacak bükülü kurbağa yapacağız. Sonra artık yavaş yavaş dersi bitireceğiz. Sol ayağımı battaniyenin üzerine koydum. Sağ dizim kurbağada, sol bacağım uzun kurbağaya gidiyor. Yani sol dizim gergin bir şekilde kurbağaya gidiyorum. Ve kalçamı yere doğru bastırdım. 3 nefes buradayım. Mümkün olduğunca kaymaya devam et. Sağ bacak da kurbağada unutma. Sağ diz bükülü kurbağada, sol diz gergin. Sağ bacaktan da uzaklaşmaya çalışıyorum. Son nefes. Ve yavaşça toparlan. Şimdi sağ bacağımı uzatacağım. Sol dizim kurbağada kalacak. Sağ dizim gergin bir şekilde kurbağaya gidecek. Derin nefes al. Kalçayı bastır. Yine 3 nefes buradayız. Son nefes. Ve yavaşça topla sağ bacağı da. Battaniyeleri bırakabiliriz. Onlara ihtiyacımız yok artık. Sırt üstü yavaşça yat ve rahatlayalım biraz. Sol dizi karnına çek. Derin nefes al. Ve yavaşça şimdi sol dizi hafifçe yana açtım. Ve sağ elimle yine sol iç bacağıma hafif hafif vurarak masaj yapıyorum. Biraz vur. İç bacağın rahatlasın. Ve sağ dizi karnına al, sol bacağı bırak. Sağ dizi göğüse doğru çek. Derin nefes al. Rahatça ver. Derin nefes al. Rahatça ver. Ve sağ diz yana yatsın şimdi. Ve sağ bacağın içine vurarak masaj yap. Ve yavaşça dizlerin ikisini de bir yana devir. Ellerinden destek alarak oturur vaziyete gel. Bugünlük dersimiz bu kadar. Pratiğimizi tamamlayabiliriz. Zaten bu bir esneme dersi olduğu için bütün ders aslında rahatlayarak geçti. Ne kadar canınız yansa da, ne kadar zorlanmış olsanız da aslında vücudunuz rahatladı. Ve şu anda aslında uzun bir dinlenmenin içerisinden çıktı vücudunuz. İhtiyacınız varsa bir süre şavasana'da kalabilirsiniz. İhtiyacınız yoksa pratiğinizi tamamlayabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Namaste.